senin her şeyi elden çıkmış. Avutmaya, uyutmaya, soymaya son vereceğiz. Tanrı'dan başka hiçbir şey yok o. Hiçbir canlı. Ben askerlere siz resim çekeceksiniz diye leş toplatmam. Karakolu yerle bileceksiniz. Kesin emin. Kendine göre nam saldığı bir yer var. O tepenin tam üzerinde. 600 komando havadan atlamaya başladı. Bir tek hedefimiz var. Başı dik devlet, onurlu millet. Hepsi Türk yargısının önüne çıkacak. Ankara'daki karargâhtan, lambirli odalardan bilmem ne derin koltuktan sen orada olup bitenle ilgili karar veremezsin. Muharebe sahasından ne kadar uzaklaşırsa iş o kadar gevşer ve kimse o ruhu anlayamaz. Sonuç, sasıp tarağı toplayıp bitiyor. Şiddetli soğuk ve derin karlarda harekat bu seçkin kuvvetlerle yapılır. Bu ülkeyi falan kimse bölemez. Her gittiğimde orada bize öğretilenlerin hiçbirinin işe yaramadığını gördüm. Biz beklemeyeceğiz. Yerleri belli. Gidip alacağız. Hak hukuku ben güneyden kuzeye bizzat yürüyerek geçtim. Bizzat. Türk askeri kadar merhametli bir insan yok. Bunu herkes öğrensin. Türk ulusuna dayatırsanız onun çocukları da size bir şey söyleyecektir. Size var ya, Türkiye'nin sokaklarını, mahallelerini, caddelerini zindan ederim. Amerika'ya kafa tuttu. Beni üzen şu, Türkiye artık üretmiyor. Üretim gücü Batı tarafından elimizden alınmıştır. Bu ülke yeteri kadar Amerikan üssü var. Daha fazlasını istemiyorum. Her yer tarumar olmuş. Türkiye karış karış yanıyor. Oraya çıkacağız, basacaksınız, kontrol altına alıp egemenliğinizi kuracaksınız. Ve bir komutan çıktı. Gündüz yılan, gece yarası olacaksınız. Hayalet ve şeytan adamı olacaksınız. Hiç kimse sizi görmeyecek. Türkiye'yi bütün pisliklerden, kötülüklerden temizleyeceğim dedi. Ve yaptı. Dağları 365 günde temizleyeceğiz. Herkes görecek. Bir tek hedefimiz var. Başı dik devlet, onurlu millet. Ona engel olmaya çalıştılar ama dinlemedi. Milletin egemenliği önce gelir. Birinci vazifemiz vatanı korumak. Gerisi teferruat. Çıkışını yaptı. Avutmaya, uyutmaya, soymaya son vereceğiz. Bir onbaşısı için ayağa kaldırır dünyayı. İsrail, Çin, Rusya, Amerika ve bütün Avrupa'ya seslendi. Amerika'yı boyun eğerek, Avrupa'ya boyun eğerek, kırmızı halıda Ankara'da karşılarsan bu bitmez. Amerika, İsrail, Avrupa, bak lojistik desteği kes, siyasi desteği kes diyeceğiz. ...11 yaşından 55 yaşına kadar giydiği askeri üniformanın hakkını verecekti. Selimiye Askeri Ortaokulu, Kuleli Askeri Lisesi, Kara Harp Okulu, Piyade Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisi'nde eğitim gördü. 10 yıl piyade subayı, 16 yıl kurmay subayı olarak kıta komutanlıkları ve karargah subaylığı görevlerinde bulundu. 1990-1992 yılları arasında Edirne Uzunköprü'de 42. Piyade Alay Komutanlığı, 1993-1995'te Hakkari'de Dağ ve Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı, 1998-2000'de Kıbrıs'ta 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında İstanbul'da Piyade Okul Komutanlığı vazifelerini büyük bir cesaret örneği göstererek yerine getirdi. 1993'te Tuğ Generalliğe terfi etmiş, 1997'de Tüm Generalliğe yükselmiştir. Osman Pamukoğlu, 1. dereceden Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, 2 kez Üstün Cesaret ve Feragat Nişanı ve 5 kez Üstün Birlik Yetiştirme Nişanı aldı. Pamukoğlu, Türk ordusunda 5 tane Üstün Birlik Yetiştirme Nişanına sahip tek kişidir. Karanlıkta yol alan bir hikaye karanlıkta biter. 84 yılından başlayarak ülkeyi saran tüm dış güçlere kimse ses çıkaramıyordu. Sesleri yükseldiği anda boğazlarına düğüm atılıyor, susturulmaya devam ediliyordu. İşte tam da o zamanlar bir paşa çıktı. Gözü kara, sözleri sert, sesi yüksek ama merhametli bir vatan aşığı. Ben böyle dürüst bir adam bunu yapar. Ben böyle deniz anası gibi laflara gelmem. İşte. İki gün bu dağda kalmış mı? Bunu götüreyim. 3800 metrede bir mecraya koyayım. Bir kayalığın dibine koyayım. -40 derecede. Sabahleyin bunun nesi çıkar biliyor musun? Tahtası. Paşaların çoğu kılını bile kıpırdatmazken, hatta korkudan istifalarını bile vermişken Orgeneral Doğan Güneş'in karşısına geçip Hakkari'ye ben gönüllü giderim diye çıkışmıştı Osman Pamukoğlu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkeleri ve onu ayakta tutan taşlarıyla oynatmayız. Soyadının aksine sertti. Kırılması, bükülmesi zor bir paşaydı. Artık pasiflik, susmak ve kabul etmek yok.
taarruz var dedi. Kısıtlı şartlar ve zor doğa koşulları içinde tam 857 tane harekat düzenledi. Tüm çalışmaları baltalansa da o durmadı. Yoluna devam etti. Gözünü karartmıştı bir kere. Dönüşü yoktu. Tanrı'dan başka hiçbir şey yok orada. Hiçbir canlı yok. Zaman hayatiydi bizim için. Ben birliklere ileri yaklaşın ömür verdim. Ve hududa çıkın, şehirden dağına çıkın. Ve hudut hattına gir. Bunun başka bir şekli yok. 6 günde 100'den fazla imha operasyonu gerçekleştiren tek komutandı. Tüm general olmasına rağmen askerlerle birlikte koşan, onlarla birlikte tırmanan, onlarla kar altında uyuyan, onlarla aç kalan bir paşaydı. Ayrısı gayrısı yoktu. Vatan için hizmet eden herkes benim için aynıdır, dedi. Bir doktor, bir bakan, bir amele hiç fark etmez. Bu dağların ardında hepiniz aynısınız, demişti. Efsane komutan derdi ona askerleri. Çünkü kimseyi kaderine terk etmezdi o. Tozlu bir çatışmanın ortasında dişlerinde sıkıntı olur paşanın. Strese, sinire dayanamaz diş etleri. Ve müthiş bir ağrı çekmeye başlar. Geçer aynanın karşısına, elleriyle tuttuğu dişlerini söker çıkarır yerinde. Yeter ki operasyon aksamasın. Diş, baş, kafa önemli değildir onun için. Karakter ve kişiliğim bellidir. Annem de olsa, babam da olsa her şeyi doğrudan söylerim, direkt söylerim ve sonucunu söylerim. Benle çalışan herkes de bilir. Operasyonlarını anlatmadan önce bilmek gerek ki sadece bir asker değildi Osman Komikoğlu. Ayrıca bir yazar ve siyasetçiydi. Çıkardığı kitaplar dünya basınında bile geniş yer bulmuştu. Yaptığı siyasi çıkışları ne kadar eleştirilse de o vazgeçmedi düşüncelerinde. Başörtüsüne yaklaşımı da oldukça dikkat çekti. Sahi başörtülü birine aşık olabilir miydiniz? Yok. Sayın Pamukoğlu. Aşkın örtüsü olur mu hemşerim? Her şey olabilir. Ben aşıksam, evet. Sevdalanmışsam, aşkın yani burada inanmışsam, genel olsam ne olur, olmasam ne olur? Askerlerin korkutucu ve vahşi olduğunu düşünenlere de cevabı manilerdi. Ben hep korkmuşumdur askerden. Mesela ben şey derdim, ben hiçbir zaman askerle evlenmem derdim. Askerler sana tarif oldu mu? Atatürk'ün askerleri merhametlidir, Türk askeri merhametlidir der. Başka bir ülkenin askeri bizim gösterdiğimiz duygusallığı göstermez, biçip geçerdi der. Türk askeri kadar merhametli bir insan yok. Subaya subayları dahil. Bunu herkes öğrensin. Ve beni şaşırtıyorlar. PSK tarihinin en büyük operasyonlarından biridir. Bizi üzen birçok haber gelse de, kayıplarımız olsa da, karşı taraf geri çekilmiş, birçok zahiyat vermiş ve ateşkes istemişti. İmkanlar kısıtlıydı, şartlar zordu. Yeterli destek verilmemişti ama cesaret ve o savaşçı ruha her zaman sahiptiler. Ak Tütün Karakolu baskını çok zorlamıştı paşayı. Ama almasını da bildi, korumasını da. Karakolu yerle bir edeceksiniz. Kesin emin. 4-5 saat içerisinde artık paşanın elindeydi Ak Tütün. Birlikler dağınık olmasına rağmen taarruzdan vazgeçmediler. Direnişle karşılaştılar ama yarıp geçtiler. Karşı tarafın zahiyatlarını toparlayıp fotoğraf çekeceğim diyen gazeteciye ise tavrını etti. Ben askerlere siz resim çekeceksiniz diye leş toplatmam. Balkaya Dağları'nın coğrafi özellikleri öylesine kötüydü ki o ana kadar hiç harekat düzenlenememişti. Dağlar yüksek, rakım yüksek, hava soğuk ve rüzgarlıydı. Şiddetli soğuk ve derin karlarda harekat bu seçkin kuvvetlerle yapılır. 3-4-5 bin dağ komandoyu gerektirir. Kendilerini korumaya alacak çok fazla yerleri yoktu. Her şeye rağmen plan yapıldı. Ve büyük bir azim gösterilerek bir gecede kuşatıldı. Birlikler dağları hallaç pamuğu gibi sallamıştı. Gecenin karanlığında kilometrelerce yürüdüler. Ay yoktu o gece. Göz gözü görmüyor. Mevzilenmek içinse sabaha kadar soğukta beklemek zorundaydılar. Mayına basma, pusuya düşme tehlikesi her an kapıyı çalabilir, bütün harekat boşa gidebilirdi. Ama cesurdu hepsi. Artık savunma değil, taarruz ve saldırı zamanıydı. Yani ya imha edeceksin, ya esir alacaksın, ya da kaçmalarına imkan vereceksin. Biz beklemeyeceğiz. Yerleri belli, gidip alacağız. Yine şartları zor bir bölgeydi. Hangisi kolay oldu ki? Osman Paşa planlamıştı. Harekat sızma şeklinde yapılacaktı. Osman Paşa sadece hedefi gösterdi. Bütün askerlerin ağzından çıkan tek bir cümle vardır. Emredersiniz komutanım! Gece boyunca sabaha kadar istirahat etmeden yürürler.
Mezi kampına yaklaşırlar. Osmanpaşa'ya destek verecek Barzani tarafından kurulmuş karakollar vardır. Bu duruma da güvenir Osmanpaşa. Ancak karakollara 200 metre mesafede durur askerler. Çünkü onlara destek verecek karakollardan Osmanpaşa'nın askerlerine saldırı başlar. Her şey karışır ama çok sürmez bu karışıklık. Osmanpaşa nettir. Müttefik dedik düşman çıktı. Saldırıya geçen karakolları yerle bir edeceksiniz. Kesin emirdir. Bizim ne Barzani'ye ne de karakollarına ihtiyacımız var der. Tüm karakolları o gün içinde çökerttiler. Gözümle mutlaka görmem lazım. Yani ikinci defa gittiğimde nasıl bir manevra planıyla gitmeli. Aylardan Ocak'tı. Sisten göz gözü görmez, soğuktan tir tir titrer askerler. 70 santim kar vardır yerde. Daha çok yüksekti. Ve düşmanlar en tepeye konumlanmıştı. Oraya çıkarken pusu yeme ihtimali çok yüksektir. Osman Paşa yine planını yapar. Helikopterler kullanılacaktır. Emrini verir. Ve helikopterler oraya ulaştığında ne yapacağını bilemez dağdakiler. Yerlerinden bile kıpırdayamazlar. Gün ağarmadan karanlık dağ düşmüştür. Artık onlar Kato karanlık dağ kahramanlarıydı. Müthiş bir yağmur başı. Gök delindi tabirini ayırır. Göz gözü görmüyor öyle tabirini. Kışın, karın içinde. Ama bunlar en tepede durdular. Aniden yani helikopterle indik onu. Neye uğradığını anlayamadılar. Yani o 25 kişiyi kıpırdayamadılar. Tam şok. Sonuç gün ağarmadan biz orayı düşürdük. İsminden de anlaşılacağı üzere soğuk eksik olmaz buzullarında. Tırmanması zor ve tehlikeli. Küçük bir patlama ya da sarsıntıda tonlarca kar askerlerin üzerine düşebilir ve tarumar olabilirlerdi. Zaman ilerliyor ama zirveye hala çok uzaktalardı. Erzaklar bitmiş, halsizlik başlamış, cesaretler kırılmıştı. Düşmanlar mağaralarda saklanırken binlerce asker karın ortasında kala kalmıştı. Ve Osman Paşa'dan emir gelir. Gerekirse tüfeklerin dipçiklerini dahi yakıp ısınabilirsiniz. Ve nitekim öyle oldu. Binlerce asker Osman Paşa'nın bir emriyle hayata tutunup harekata devam ettiler. Şartlar ne kadar zorlu olursa olsun yine de vazgeçmek bilmediler. Ve Buzuldağ operasyonunu başarıyla tamamladılar. 1500 kişi havadan, 2000 kişi karadan. Buzuldağ'ını Ocak ayında iki komando taburu yürüyerek geçti. 4000 küsur metre olduğu şey biliyorsunuz Buzuldağ. Ve Ocak ayında -30-40 derecede girdi. Öyle bir taktikle kuşatılmıştır ki tüm direnişler 24 saat içerisinde kırılıp çökertilmiştir. Kimsenin eline geçiremediği meşhur direniş tepesi ise 3 saat içinde Türk askerlerinin eline geçmiştir. Kendine göre nam saldığı bir yer var. O tepenin tam üzerinde saat 5'te 600 komando havadan atlamaya başladı. Tam operasyon bitti, her şey bitti derken Genelkurmay'dan haber geldi. Amerikan uçakları İncirlik üstünden kalktı ve size doğru geliyor der. Osman Paşa yine net ve emri kesindir. Geri çekilmeyi yasaklıyorum. Olduğunuz yerde kalın ve mücadeleye devam edin. Böyle ip cambazı, at cambazı bilmem ne cambazlığı bilmeyiz. Bir de el oğluna yaranarak bu işler olmaz. Bu eşkıya temizlenecek. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vazifesidir ve bunu bu ulus yapacak. Yapacağız ve bütün Türkiye ve bütün dünya görecek. ...815 personel, 52 operasyonel timin görev aldığı operasyonda yurt genelinde tüm tehditlerin kaldırılması planlansa da önceden bilgi alan düşmanlar geri çekilmiş ve operasyonda istenilen başarı sağlanamamıştır. Karadağ'ın eteklerinde küçük bir direnişle karşılaşılsa da birkaç saat içinde o direniş kırılmış, tehdit ortadan kaldırılmıştır. Çok büyük planlama ve taktikle yola çıkan Osman Paşa her tabura 4 helikopter tayin etmiştir. Tüm taburlarda 200 kişilik komando grubu vardır. Hızlı başlayıp hızlı bitecekti operasyon. Ama beklenenler olmadı. Çünkü düşmanın elinde sıfır yeni model mühimmatlar vardı. Muazzam depolar ve o depoların içinde ise dış güçlerin desteğiyle getirilmiş teçhizatlar vardı. Bu da karşı tarafın direnişini sağlamlaştırmış, istenilen zamanda bitirme operasyonu yapılamamıştır. Ama mücadeleyi asla bırakmayan Osman Paşa ve tim komutanları terlerinin son damlasına kadar hedefe yürümeye devam etmişlerdir. Helikopterler hedefe ulaşmış, karadan gelen birlikler giriş ve çıkışları kapatmıştır. Artık tek yol vardır bu işi bitirmek.
7 günde sadece ayaküstü 4 saat uyuyabilen askerler devasa büyüklükteki Hakurk Vadisi'nden geçmek zorundadırlar. Daha önce Hakurk Vadisi'ne yapılan operasyonlarda hayatını kaybeden, buz gibi sulara kapılıp giden birçok er olduğu için biraz tedirgindirler. Orada kapana kısılmak da vardı kaderde. Hakurk'u ben güneyden kuzeye bizzat yürüyerek geçtim. Bizzat. Vadiden sağ salim geçmeyi başaran birlikler Hakurk Vadisi'ni ele geçirmiş ve dış tehditlere çok büyük bir darbe vurmuşlardır. Millet hayattan, pratikten öğrendi. Akademiden değil. Ben de 3 tane akademi bitirdim. Her gittiğimde orada bize öğretenlerin hiçbirinin işe yaramadığını gördüm. Hayat pratiktir. Dağların arasında kalan ıssız bir yer. Ayrıca çok tehlikeli. Pusuya düştüğün an kurtulma şansın yok. Kampa ulaşabilmek için 4000 metre yükseklikte olan dağı tırmanmak gerekmektedir. İki dağın arasında kalan yer Jermabet Kar'dır. 400 komando taarruza geçer. Yorucu bir tırmanış başlar. Zirveye hemen hemen ulaşmışlardır. Sessizdirler. Kimsenin ruhu dahi duymaz. Belli ki operasyon başarılı geçecektir. Tam her şey bitecekken Ankara'dan haber gelir. Süleyman Demirel haber göndermiştir. Osman Paşa taarruzu iptal edin. Emir kesindir ve operasyon sonlanır. Sebebi ise İran'la olan ilişkilerimizi bozmamak ve çıkarlarımızı korumaktır. Basit bir sebepten ötürü binlerce kişinin hayatı tehlikeye atılır. Osman Paşa tedirgindir. Orada bekleyen 400'den fazla düşman askeri vardır. Onları imha etmeden döndüğü için üzgündür. Ve bu 400 kişinin daha sonradan tehlike oluşturacağından emindir. Nitekim Osman Paşa haklı çıkar. Nitekim Osman Paşa haklı çıkar. 400 kişilik grup karakollar basar. Yüzlerce sivil ve askeri kayıp veririz. Osman Paşa haklıydı. Operasyon yapılmalıydı. Süleyman Demirel ise sinirlenir. Osman Paşa'ya sorar. Bu baskınları yapanların İran'dan gelen 400 kişilik grup olduğuna emin misin? Kanıtın var mı? Osman Paşa cevabını kendi tarzıyla verir. Kamplar ortada, saldırılanlar ortada. Her yer o. Yani her şey ortada. Yani bu bir söz var. Horoz resmi yapıp altına horoz yazılmaz. Horoz dünyanın her yerinde horoz. Osman Pamukoğlu tüm başarılarına rağmen 2002 yılında emekliye ayrılır. Daha doğrusu onu emekli olmaya zorlarlar. Ama durmaz Osman Paşa. Ülkesine hizmet etmelidir. İçi rahat etmez. Ve 2008 yılında siyasete girerek Halk ve Eşitlik Partisi'ni kurar. Pamukoğlu 4 Eylül 2008'de yani Halk ve Eşitlik Partisi'ni kurduğu gün Anıtkabir özel defterine şunları yazdı. Büyük Önder, gözün arkada kalmasın. Türk kadınları ve erkekleri olarak milletimizi özlediğin yüksekliğe çıkaracağız. Bugün bizim için 11 Kasım 1938'dir. Bu tarihten itibaren sürekli olarak teşkilatlanma çalışmalarına devam eden Hak ve Eşitlik Partisi'ne 900 bin resmi başvuru olmuştur. Pamukoğlu, partiye gelen başvuruların 22 bin kişilik dilimler halinde ele alındığında çoğunluğun 18 ve 35 yaşlar arasında bulunduğunu ve bu sebeple partinin çevik bir nüfusa sahip olduğunu belirtmiştir. Osman Pamukoğlu, Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 3. bölgeden bağımsız adaylığını koymuş ancak 15.180 oyda kalarak meclise girememiştir. Daha sonra HEPAR'ın ilk kurultayında Pamukoğlu istifa etmiş ve partiyi gençlere bırakıyorum diyerek partinin genel başkanlığından ayrılmıştır. Parti içi eğitimlerine ve konferanslarına hala devam etmektedir. Atlantik ötesinden destek alan bu eşkıyaya 25 yıl bu millet sabretti. Adını bile koyamadınız bir şeyin neyini yapacaksınız? Ben 13 yıl hudutlarda çalıştım. Böyle bir şehirde oturup da fetva vermedim. Onlarla beraber yattım, onlarla beraber kalktım.